Arkadaşlar merhabalar. Ben Suat Usta Tantuni olarak Suat Uçmaz. 20 yıldır Taksim Beyoğlu'nda işletmem var. Bu işletmem tabii ki 20 yıl diyorum ama dile kolay. İlk açtığım dükkan 3 metrekare bir dükkandı. Ve bunu açarken de hedefler evet büyük ama neler yapacağımıza sizlerin sayesinde karar verdik. Daha sonra da şu an 9 tane şubesi olan bir işletme sahibiyim. Tabii ki her zaman diyorum sizlerin sayesinde. Sizlerden gelen sorular üzerine tantuni nasıl olur? Kullandığınız yağ, kullandığınız baharatla ilgili bir açıklamalarda bulunacağım. Bu açıklamaların içerisinde evet Instagram, başka sosyal medya üzerinde hesaplarımız var ama YouTube kanalımız yok. Aslında var da ben yok diyorum. Niye? Oralara videolar, içerikler üretemedik. Ve bundan sonra sizden gelen sorular üzerine dediğim gibi tantuniyi daha geniş anlatacağım. Siz de bu sayede, bizlerin sayesinde tantuninin ne olduğunu anlayacaksınız. Sizlere gelen soruları cevaplayacağım demiştim. Neden Taksim? Neden Beyoğlu? İşte Mersinli misiniz? Evet, genelde bu sorular soruluyor. Mersinliyim. Bu meslek benim babam mesleğim. Yıllar önce ben şansımı büyük şehirde denemeye karar verdim. Tabii ki büyük şehir derken ilk geldiğimde bu aklımızda fikrimizde olan bir şey yoktu. Zaman geldi, garsonluk yaptım, zaman geldi, komilik yaptım. Bulaşık bile yıkadım yani. Bu işin ayıbı yok. Evet, daha sonrasında Beyoğlu'nda ufak dediğim gibi ufak metrekarede bir dükkan buldum. 3 metrekare dükkan buldum. Evet, ben bu işi yapacağım dedim. İstanbul halkına tantuni yedireceğim diye karar verdim. Daha sonrasında askerlik dönemimden sonra İstanbul'a geldikten sonra Beyoğlu'nda dükkanımı açtım. Dükkanımı açtıktan sonra tantuniyi bildiğimiz için İstanbul halkı bizden çok memnun kaldı, çok sevdi tantuniyi. Evet, biz işimizde çok iyiyiz. Bu işi daha çok nasıl büyütebiliriz diye karar verdik kendimizce. Ardından franchise gelişmelerimiz oldu bizim. Franchise diye bir şey var ama o arada bilinmiyor tabii. Evet, nasıl şubeleşeceksiniz, nasıl olacak? Bunların detaylarını başkalarından öğrendim, bu işleri yapanlardan öğrendim. Ve ilk şubemi Gebze Center AVM'de verdim. Daha sonra Şişli şubemiz, ardından Beşiktaş şubemiz, Mecidiyeköy şubemiz derken 9 tane şubeye sahip olduk. Tabii her zaman diyorum, evet ben bir emek veriyorum, bir şeyler üretiyorum ve sizlerin sayesinde de bu yerlere geliyoruz. Ve bazen diyorlar ki, evet bu işi diyorlar Mersin'de yapsaydınız nasıl olurdu? Bu tamamen nasip kısmet işi. Evet, Mersin'de de yerimiz olmasını istiyoruz ama biz genelde buralarda şansımızı denedik. Ve Mersin'e giden arkadaşlarımıza da tabii tavsiyelerimiz oluyor. Hangi tantuncu de deyip. Bizim Mersin'den ayrıştıran malzeme, et, kullandığımız baharat, şalgamımız tamamen ayrı. Evet, pamuk yağı kullanıyoruz. Şalgamımız Mersin'den geliyor. Etimiz özenle hazırlanıyor. Şurada gördüğünüz üzere etlerimizi ben bizzat kendim teker teker yağının sinirini ayıklıyorum. Bu hale getiriyorum. Bunun üzerinde çok duruyorum. Günlük doğranan maydanozumuz, domatesimiz, baharatlarımız, kullandığımız yağ, pamuk yağı. Bakın bu çok önemli. İstanbullular bunu bilmez. Ben bunu İstanbul halkına tanıttım. Pamuk yağı olur mu? Evet olur. Ayçiçekten, fındıktan nasıl oluyorsa pamuğunda bundan oluyor yağ. Ve pamuk yağının buna faydası nedir? Kızarmasında, kıvamında, aromasında daha bir ayrı bir lezzet katıyor. Biz de bunu denedik tantunide. Evet, var olan bir şey zaten bu. Ve çok güzel de bir lezzet katıyor tantuniye. Ben yaptığım işi seviyorum. Ve sevdiğim kadarıyla bazen bana soruyorlar. Ustacığım bu tantuniye ne katıyorsun? Ve her şey ortada. Biz evde yapıyoruz, olmuyor. Olmaz. Ben burada sevgimi katıyorum. En önemlisi bu işte. Ya şu gördüğünüz ekmeği bile özenle ben kendim hazırlatıyorum. Evet, özenle. Şu incelikte. Etimiz yine aynı keza ile. Yani bunu ne kadar söylesek, evet yerinizde gelip deneyeceksiniz, yiyeceksiniz ve karar vereceksiniz. Zaten evet biz yaptığımız işi başka bir şeylerde kullansaydık, lezzetimiz olmasaydı, malzememiz daha başka bir şey olsaydı 20 yıldır arkadaşlar ben bu mekanda kalmazdım. Bu dediğim gibi ilk videomuz olacak bizim. Bu videodan sonra daha detaylı işte kullandığımız pamuk yağın, gerekirse etimizin nereden aldığımızı kasabımıza gideceğiz, doğrayacağız. Bu arada ben 20 yıldır dediğim gibi üstüne basa basa söylüyorum, 20 yıl dile kolay. Ben 20 yıl Mersin'e gidip kendi ailemle, annemle
turşu biberimi kendim hazırlıyorum. Bunların detayları hepsi size birer birer gelecek. Kullandığımız baharatlar, pamuk yağı ve üstüne basa basa söylüyorum. Arkadaşlar bakın bunlar çok önemli. Yediğiniz her şey organik. Ben bunu kendim yiyorum. Kendim yiyorum yani. Her gün tantunisiz günüm geçmiyor. Evde olduğum zaman bile kendim çocuklara, motorculara söylüyorum. Bana tantuni getir diyorum. Yani bu kadar. Arkadaşlar dediğim gibi tantuni ben çok seviyorum. Bu videomu da sizlere bir tantuni yaparak kapatmak istiyorum. Bana lütfen kızmayın. Daha sonra sizlere her şeyi göstereceğim, anlatacağım. Arkadaşlar, tantuninin ekmeği lavaş ekmeğidir. Ya genelde Mersin'de açık ekmek denir. Ben lavaşta seviyorum. Bazen alternatif olarak da şöyle bir ekmeğimiz var, sandviç ekmeği. Bu da çok güzeldir. Biraz daha doyurucudur dürüm ekmeğine göre. Ve bir de siz şeyi kaçırdınız. Yoğurtlu tantunimiz var, yoğurtlu. Enfes. Suat Usta spesiyalı. Her şeyi anlatacağım size. Yapacağız kanalımızda. Ben söylüyorum, baydanoz sevmiyorum. Sadece domates olarak yapacağım kendime. Bu bol hali Suat Usta'ya değil yani. Siz değerli müşterilerimize de böyle. Baharatlarımızı attık. Acı severim. Sumak. Evet. Ve tantunide bir de ne var biliyor musunuz? Limon. Aa sıkılır mı? Evet sıkılır. İçerisinde maydanoz, soğan, domates olduğu için ben limonu genelde severim. Bu şekilde. Ve videomun başında dediğim gibi olmazsa olmazı turşu. El yapımı, organik. Başka bir şey demiyorum. Müsaadenizle. Sizler için de gelecek. Ben tantunimi yememe devam ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.